Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Euro Truck Simulator 2'deyiz. Otobüs ve harita oyuncuyuz. Bize ait otobüs Setra S516 HD modeli. Haritada Türkiye YKS haritası versiyon 1.3 arkadaşlar. Bu video Türkiye turu değil arkadaşlar. Yani Türkiye turunun devamı değil. İstek videosu. Emre Anat arkadaşımız Denizli'den Ankara'ya bir seyahat yapar mısın diye ricada bulunmuş. Ben de kendisini kırmadım. Bir seyahat deniyoruz arkadaşlar. Biraz uzun, 500 küsür, 518 kilometre. Yani videonun uzunluğuna bakaraktan ona göre bir edit yapacağım veya yapmayacağım. Hiçbir fikrim yok. Video bittikten sonra her şey belli olacak zaten. Evet, şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Şu an Denizli'deyiz. Denizli Afyon üstünden Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da da Söğütözü konfor tesislerinde duracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle farlarımızı da yakalım. Yavaştan yola çıkmaya başlayalım. Yolumuz biraz uzun. Şöyle biraz da cam açalım. Evet, Denizli'den yola çıktık. Denizli'de varsa bizi izleyen kardeşlerimiz, dostlarımız hepsine saygılar, selamlar. Bu arada sevdiğim bir şehir. Muavinlik yaptığım zamanlarda en çok çalıştığım şehirlerden birisi Denizli. İbrahim Kaptan'la, Cengiz Kaptan'la, Ümit Kaptan'la, Adnan Kaptan'la az tırmalamadık İstanbul Denizli yollarını. Evet, sağdan Afyon veriyor. Sağdan çıkacağız. Bu arada Denizli'de otogar olmadığı için Mercedes garajdan çıkış yapmak zorunda kaldım. Yani temsili bir otogar, ne bileyim, otobüs durağı vesaire hiçbir şey yok. O yüzden Mercedes garajdan çıkış yapmak zorunda kaldım. Hani ufaktan bir otobüs durağı falan olsa en kötü onun önünde duracaktım ama. Bu arada hava kararıyor mu? Hava saat kaç? 17:25. Saati erkene alalım. Hava kararmasın. Şöyle 7'ye alabiliriz. Hava karardığı zaman yol gözükmüyor. Yani sizin açınızdan gözükmüyor. Ben gitmesine gidiyorum. Benlik sıkıntı yok da zifiri karanlık bir monitöre ya da ekrana bakmayın diye genelde videoları gündüz çekmeye gayret gösteriyorum arkadaşlar. Yoksa benim için problem yok. Ben karanlıkta da gidiyorum ama işte seyir zevki kalmıyor sizin açınızdan. O yüzden gündüzü daha çok tercih ediyorum yani. Trafik yine kapalı galiba bu arada. Resim çekmek için kapatıyoruz trafiği. Şöyle iki yapalım. Evet, trafik başladı. Resim çekmek için trafiği kapatıyorum arkadaşlar. Çok araç yanaşıyor arkama. Yolda çekiyorum çünkü.
O da resmi bozduğu için trafiği kapatmak zorunda kalıyorum. Evet, Afyon'a doğru devam. Şöyle sağa doğru yanaşalım. Arkamızdan bir tane araç geliyor. Geçmek istiyorsa geçsin bize. O bayağı keskin bir viraj bu arada. Sağ taraf Konya, Antalya, Afyon, İstanbul, Ankara diyor. Soldan devam edelim. Sinyal açımdayken uzunları yaktım yanlışlıkla. Şu ileride navigasyonda bir şey gözüküyor ama orası ne çok merak ediyorum. Trafik polisi de solumuzda. Her an ceza yapıştırabilir vallahi. Gerçi hız limitimiz kaç bizim şu an? 90'mış, yapıştırmaz. Ha, benzin istasyonuymuş. Dinlenme tesisi görsek aslında durabiliriz. Bu aracın yakıtı ne durumda? Yakıtımız varmış. Afyon'a gelmedik mi bu arada ya? O Afyon'a daha gelmemişiz. O kadar uzak mıydı ya? Bakalım Afyon'un oralar nasıl, gerçek mi? Yani birebir mi yapmışlar yoksa hayali mi yapmışlar, göreceğiz.
kolaylı tesislerinin önünden geçiyor olmamız lazım. Ama öyle bir yer çizmişler mi, çizmemişler mi bakacağız şimdi. Evet, Ankara Kırıkkale diyor. Şöyle sağdan. Bayağı bozuk yolmuş yalnız orası, iyi hoplattı. Bu arada Afyon Kolaylı tesislerinin orayı bayağı bir değiştirmişler arkadaşlar. Tünel münel açmışlar geriye. Orada ışıklar falan vardı. Orada muhtemelen büyük bir kaza oldu diye düşünüyorum. Ondan sonra yolu değiştirmişler. Bayağı bir üst geçitler, üst geçitler falan. Hayır, vurma sakın. Allah, gidiyordu valla. Şöyle otobüsü de dışarıdan göstereyim. Zaten ilk başta gördünüz ama yine bir göstereyim. Plaka çıkmıyor arkadaşlar. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Bir saçmalık var ama tam çözemedim. Pamukkale'yi seçtik çünkü Denizli'den kalktığım için Denizli'nin bir firması olsun istedim. Elimden geldiğince kalkış yaptığım illerden ya da varacağım illerden bir firma olsun istiyorum arkadaşlar. Oralara ait firmalar olsun istiyorum. Yoksa yapacak bir şey yok tabii. Her skin yok çünkü her o turizm firmasının kaplaması yok. O zaman da yapacak bir şey yok zaten. Mesela Pamukkale olmasaydı Ankara firması bakacaktım. O da olmasaydı artık başka bir firmayla yapıştır gitsin. Şöyle kendimi sola atıp şu tırı bir geçmem lazım ama soldaki arkadaşlar da gitmiyor ki, işin enteresan tarafı orası yani. Ya bu da geldi benim önüme. Bu da yol vermiyor. Ha, burada yol yapımı varmış, pardon. Tamam. Tamam, sola geçmeye gerek yok diyecektim ama soldakiler bayağı geçti yani, tırcı herkes aldı önüne. Ya durma işte, niye dörtlü yakıyorsun ya? Bırak, yol verme. Devam et. Neyse, bu aldı yolu. Akıllı adam demek ki. Evet, burada yol gidiş geliş oluyor. Bu trafik ondanmış demek ki. Şöyle hazır yavaş gidiyorken şöyle dışarıdan sürelim. Hızlı gidince çok iki kamerasıyla çok fazla kullanamıyorum arkadaşlar. Alışık olmadığım için, yani sürekli içeriden kullandığım için alışık değilim pek iki kamerasına. Evet, yol açılacak şimdi. Kendimizi hemen sol şeride atalım. Valla niyetimde şu taksiye yol vermemek var da.
Evet. Selektör yapıyorum. Hiç sağ çekilme gibi bir niyeti yok adamın ya. Bazen çekiliyorlar. Denk mi geliyor bilmiyorum, yoksa gerçekten selektör yaptığım için mi çekiliyorlar? Hiçbir fikrim yok. Bazen de böyle kazık gibi dikiliyorlar önümüzde ya. Şu an 98-99'da gidiyoruz. Rampa aşağı saldık vallahi. Ya işte böyle gitmiyorlar. Ben de sinir oluyorum yani bunlara. Git, yavaş gideceksen sağdan git kardeşim. Benim yolumu niye kesiyorsun ki sen ya? Bir de frene basıyor bak. Yani makas atmak da istemiyorum. Böyle güzel güzel gideyim istiyorum ama beni zorla teşvik ediyorlar makasa. Neyse, biz şöyle sağa geçelim. Zaten sağdan çıkacağız ileriden. Tırcı bize yol vermesi lazım. Eskişehir, Bursa, Ankara düz diyor. Niye sağdan veriyor beni? Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptı? Ben onu anlamadım. Acaba tahliye yollar falan mı açık ben de diyeceğim ama çözemedim şu an. Bayağı bir dolandırıyor beni. Valla saçma bir güzergah oldu şu an ama hadi hayırlısı bakalım. Düz gitsem zaten Ankara'ya veriyordu. Şöyle kırmızı yanarsa, yakalanırsak kırmızıya bakacağım da yakalanmadık. Aksi gibi. Neyse, dolanmış olduk en azından. Sağlık olsun. Ben gördüm tabelayı, düz Ankara veriyor da. Yine de girdim belki. Navigasyonun bir bildiği vardır diye. Aslında tabelaya uysaydık keşke. Doğru yolu bulurduk yani. Dolanmazdık bu kadar. Şöyle hızlıca bir bakacağım. Oraya çok merak ettim. Evet, şuradan gitseydik buraya direkt çıkacaktık yani. Biz sağdan, navigasyon niye sağdan verdi onu da anlamadım. Ya da ben mi öyle gördüm onu da bilmiyorum. Videoyu izleyip bakacağım bu arada. Ve hata bende de olabilir yani. Yine mi sensin lan? Yoksa bu başka araba mı bilmiyorum da yine o belalı galiba. Zorla yolu alıp ona yol vermediğim araba galiba o.
Vay, burası gerçek mi acaba ya? Güzelmiş. Evet, şöyle bakalım kaç kilometremiz kalmış. 46 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Ankara'ya varmak üzereyiz. Evet, muhtemelen önümüz Ankara diye düşünüyorum. Evet, Cumhuriyetimizin başkentine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarız oyundan atmaz. Bazen çünkü Ankara'da oyundan atabiliyor arkadaşlar. Söğütözü sağ tarafta da, abicim sen ne yapıyorsun ya? Ya bu yapay zekalar gerçekten bir tuhaf ya. Evet, biz şimdi şöyle sağdan ileriden sol yapacağız. Böyle tuhaf yerlerden geçeceğiz. Şöyle sola doğru bir yanaşalım. Şu ileriden galiba U dönüşü yapıp şu solumuzdaki yerden giriyor olmamız lazım. Evet, buradan geri döneceğiz. Gelen giden yok. Şöyle bir U dönüşüne atalım. Evet. Evet, tamam, şuradan gireceğiz. Evet, buradan içeriye gireceğiz. Niye böyle bir yol yapmışlar bu tesise gitmek için? Hiçbir fikrim yok. Gerçekte bu şekilde mi gidiliyor? Onu da bilmiyorum. Biraz ters yapmışlar. Evet, buradan sol yapacağız. Evet, konfor turizmin terminali burası arkadaşlar. Girişi, ha şurası, tamam. Burası otopark girişiymiş. Evet, şu otobüslerin arasına biz de yanaşabiliriz. Evet arkadaşlar, Ankara'ya gelmiş bulunmaktayız. Emre Anat kardeşimizin de umarım isteğini güzel bir şekilde yerine getirmişizdir diye düşünüyorum. Kendisine de buradan saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. İnşallah kendisi de bu videoyu beğenmiştir. Sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.